Bir başlığımız daha var bu konuda. Türkiye'nin elinde Amerika'ya karşı çok önemli iki kozu var. Biri incelik, diğeri kürecik. Ki geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan gerekirse kapatırız dedi. Ülkeler arasında tabii ki kozların olması herhalde beklenen bir şey. Şimdi Kanal İstanbul projesi ve Montrö Anlaşması ekseniyle bir bakacak olursak, eğer varlığı hayata geçerse, ki Sayın Erdoğan kesinlikle başlayacağız diyor. Kanal İstanbul hayata geçerse bu Rusya'ya karşı Türkiye'nin bir kozu mu olacak? Çünkü Karadeniz, Amerika, belki İsrail ya da başka ülkenin donanmasına açık hale gelebilecek. Kanal İstanbul'a nasıl bakacak Pınar Hanım, Putin ve Rusya aslında hükümeti? işin doğrusu şu anda az önce anlattığım Türk-Rus açık dostluğunun yanında Rusya için şu andaki boğazların yerine Kanal İstanbul daha mantıklıdır. Neden? Kanal O İstanbul aynı ilginç. zamanda ilginç çünkü Hayır, bu hiç bu beklenmiyor konuyu çok az çünkü. insan biliyor. İzah edeyim. Şu Lütfen. anda Montrö Sözleşmesi gereği ki bu arada Montrö'yü hatırladığınızda tüm Türk severler, tüm Türkler ağlar. Montrö'yü bugün siz Türk Devlet Başkanı'nın önüne koyamazsınız. Rezalettir. Montrö'de resmen Türk boğazlarına geçsinler, izin verir, para alamazsın, kılavuz kaptan vereceksin, para almayacaksın deniyor. Dayatma yapılıyor. Tamam. Şimdi Montrö gereği şu anda Karadeniz'de sınırı olmayan, kıyı sınırı olmayan ülkelerin gemileri gelip Tamam. belli sayıda askerle, 21 gün belli sayıda kalabiliyor. tonajla boğazlarımızdan geçecek, 21 gün içinde içine çıkacaklar. Aynen. Şimdi Ama sizin bu yani sevilmeyen Montrö dediğinize bir başka kesim, Montrö anlaşması çok önemli. Kanal İstanbul'da olmazsa yanarız diyor. şimdi efendim, Türkiye Kanal İstanbul yapıldığında Kanal İstanbul Boğazı Türkiye'nin babasının malıdır. Geçireni geçirir, geçirmediğini geçirmez. Eğer böyleyse bu ABD içinde geçmek istiyorsa oraya koz, Türkiye'nin elindeki ABD'ye karşı bir koz, Rusya içinde şartlar değişirse yarın O da yine koz. koz. Türkiye'nin Ha, önemini şunu anlıyorum. Yani Kanal İstanbul benim toprağım. ABD donanması geldi. İstemezsem geçirmem diyorsunuz. istemezsek gelemez efendim. Gelemez ya da Gelemez. ama istersem geçiririm Karadeniz'i. İstersem bir gün şartlar gerektirirse, böyle bir ihtiyaç doğarsa, bir gün ABD gerçekten büyük bir ülke olduğunu anlarsa, yani bu ülkede barışı istiyorum derse belki de geçirir. Geçirmesinde şartlar ki bu ne demek istiyorum? Buna büyük Türk milleti karar verir. Çünkü babasının malıdır. Şu anda boğazlar bize ait olsa görünse dahi yönetimi bizde olsa dahi başkalarının çizdiği kriterlerle yürümektedir. Başkalarının çizdiği kanunla nasıl yürürsünüz Pınar Hanım? Başkaları bu düşmanlarını çizmiş bunu. Zamanın düşmanları bir anlaşma yaptırmış size. Zorla dayatmış. İmzalamış. Uzun bir süre ellerini almış. Sonra 36 yıllarında demiş al sen kullan bari. Ama hiçbir değişiklik yapmadan. Yani anlaşmanın bir tek başındaki sözleşme, Montreux Sözleşmesi'ndeki boğazların yönetimi bir uluslararası komisyona aitti. Lozan'da. Bu komisyona Montreux'le birlikte devredildi. Komisyondaki yetkiler Türkler'e devredildi ama yetkiler aynı. Yani devredilse ne olur? Şu an Türkiye bir ticari gemiye dur bakayım nereye gidiyorsun diyemiyor. Kendisi taraf olmadığı bir savaş gemisine dur bakayım kardeşim geçemezsin diyemiyor. Yani belli Geçerken de kriterlerde diyebiliyor. Yani belli kriterlerde hayır efendim söyleyebiliyor. kriteri yok. Hangi kriterde? Yani Rusya bunun için Şey, çırpınıyor. yani 21. Pınar Hanım Rusya bunun için çırpınıyor. Diyor ki bak bu ABD gemisinde asker sayısı fazla. Anlaşmadan fazla. Tonajı da fazla. Lütfen bunu geçirmeyin. Diyor ki işte bu şeye Dikkatten mi kaçıyor acaba, ya dikkatten de yoksa kaçıyor. yani hani çok Türkiye önemsem. ilişkilerin iyi olması seviyesinde de göz yumuluyor zaman zaman ama Kanal İstanbul'da buna artık gerek kalmayacak. Çünkü komple Türkiye'nin inisiyatifinde. O Yani zaman Rusya Türkiye ile çok daha iyi olmak iyi olmak zorunda. zorunda, ABD de iyi olmak Yani zorunda. Herkes Türkiye'nin ve Türklerin önemini yani bu coğrafyayı Cenab-ı Allah vermiştir. Sayın Erdoğan'ım, Avrasya'daki bu işe coğrafyada siyaset gözüyle bakın. Bu iş siyasi bir iştir dediği nokta bu mudur? kesinlikle keşke bunu Devlet Başkanı Erdoğan böyle anlatsa. Dese ki efendim bu bizim stratejik adımımız, anahtarımız. Biz bunu yaparsak önemimiz 10 kat artacak. Kıymetimiz artacak. Ki bu arada Kanal İstanbul'da bir yandan Montrö'nün çöpe atılması demektir. Bunun bir adımıdır. Montrö de çöpe atılmalıdır bir gün. Yani hiç İlginç. kimse Bu gelip bunu tartışmak lazım. Sizin gibi düşünmeyenler var Türk çünkü. boğazları hakkında gidip başkaları şu kararı bu kararı veremez efendim. Peki. Topraklar bizimse karar biz veririz. Süper.
Size tekrar geleceğim ama biz tekrar Rusya'ya dönüyoruz. Bir şansımızı yine deneyelim dedik. Sayın Kartokin, Vyacheslav Kartokin yine karşımızda. Vladimir Bölge Başkanı, Meclis Başkan Vekili. Kaldığımız yerden Sayın Çetin, lütfen söyler misiniz? FETÖ mücadele, Rusya'da dalları, kolları, FETÖ'nün kendisi işlevsel bir halde mi? Ve bunu hükümet farkında mı, biliyor mu? Bunu sorar mısınız lütfen? Vyacheslav Юрьевич, связь очень плохая, поэтому как вы слышите меня хорошо? Нормально? Хорошо, Талат, очень хорошо слышу. Sayın Talat Enverovic, ben sizi çok iyi duyuyorum. Şimdi az önce sorulan soruda Türkiye-Rusya ilişkilerinin, o zaman Rusça anlatayım madem tercüman işe girdi. Вот прошлый вопрос, который турецкие-российские отношения, сколько высокий уровень и между два президента Эрдоган и Путина все продолжается очень положительно. Скажите, пожалуйста, внутри Российской Федерации и региона, и Москвы есть против сегодняшней власти, которые здесь, Турецкая Республика, создавали очень большой, можно сказать, хотели делать переворота. Они находятся сейчас в России. Как вы думаете, российские-турецкие отношения в будущем, вот это маленький вопрос, как будет решение? Я бы хотел сказать о том, что мне сложно судить о том, что сказал Талат Энверович. Да? Я прежде всего хотел бы отметить, что нашим странам очень важно... Öncelikle ben özellikle ekonomik ilişkilerle alakalı Rusya-Türkiye arasında sayın iki devlet başkanının da görüştüğü 100 milyar dolara 100 milyar dolarlık ekonomik ilişkilere ulaşması konusunda sözlerimin altını çizmek isterim. Второе важнейшее направление это космос, потому что очень важно, чтобы турецкий космонавт... Ve diğer konuşulanlar arasında da bilindiği üzere uzaydaki işbirliği ile alakalı çalışmaların yine altını çizmek isterim. Очень многие космонавты учились и учатся именно в президентской академии. В данный момент... Bildiğiniz gibi başkanlığımız, devlet başkanlığımız Sayın Putin Vladimirovich akademisinde, yani bizim temsil ettiğimiz akademide birçok astronot, kozmonavt eğitim almıştır. Я уверен, что вот этот вопрос он очень важный, потому что космос на сегодняшний день это то пространство, где решается будущее многих процессов, которые происходят на Земле, и Турция должна быть включена в эти процессы, потому что öyle düşünüyorum ki uzaydaki çalışmaların iki ülke arasında faydası büyük olacaktır. Çünkü yeryüzündeki çalışmalara etkisi olacaktır. Türkiye'nin mutlaka bu işbirliğinde yeri olması gerekir. Потому что это работа на опережение, отслеживание ситуации на Земле и, соответственно, предвидение ситуации в будущем. Поэтому Bu aynı zamanda geleceğin... ...которые достигнуты между двумя президентами, когда президент Эрдоган приезжал в Москву... Yer küredeki geleceğimizle alakalı büyük ölçüde destek verecektir. Bu konuyu Sayın Erdoğan ve Putin zaten görüşmelerinde kaydetmiştim. Если говорить о наших отношениях, я бы хотел отметить роль Талата Энверовича в выстраивании отношений между двумя нашими странами. И, конечно, хотел бы, чтобы больше инициативы было со стороны посольства Турции в России. Evet, tabii eğer ilişkileri değinecek olursak, iki ülke arasındaki ilişkilerde ben özellikle Rusya'daki Türk konsolosluğunu anlatmak isterim. Hızlı bir açıklama rica edeceğim. Vyacheslav Юрьевич, очень мало времени, поэтому ускорить этот разговор, просите. Evet, Vyacheslav Юрьевич, şu anda biraz daha konuyu bize daha ayrıntılı anlatacak. Vyacheslav Юрьевич, слышно?
Слышно, слышно, Да, хорошо, да. расскажите, пожалуйста, про посольство. Мы вас слышим, и у вас немного времени, пожалуйста. Ну, я бы хотел сказать, что посол посещал Владимирскую область, и, в общем-то, у нас были большие ожидания от сотрудничества с посольством Турции в России, но, к сожалению, вот пока инициативы со стороны посольства недостаточно. Evet, Türk Konsolos, Türk Büyükelçisi, Moskova Türk Büyükelçisi Sayın Mehmet Samsar, Vladimir şehrimizi de ziyaret etmiştir. Biz tabii birçok konuda işbirliğinin altını çizmiştik fakat sonuca ulaşamadık. Потому что мы готовы более активно сотрудничать в экономическом плане, политическом, социальном. Вот, но здесь нужна, конечно, помощь посольства. Sosyoekonomik alandaki tüm işbirliğimizde biz konsolosluğun, büyükelçiliğin yardımlarına ihtiyacımız var. Fakat kendilerinden beklediğimiz geri dönüşü alamadık. Вот, поэтому я очень уверен, что очень важно между депутатами двух парламентов, Великого Турецкого собрания и Государственной Думы, региональными парламентариями развивать российско-турецкие отношения. Очень важно. Поэтому здесь надо наращивать то, что решает наш президент, очень важно, чтобы потом реализовывалось непосредственно между различными группами, прежде всего депутатскими, политиками, бизнес-группами. Rusya-Türkiye arasında sadece ilişkilerin Erdoğan ve Putin'den ibaret olmasından ötürü daha da parlamenter ve meclisler arası ilişkilerin artırılmasının gerektiğini düşünüyorum. Önemli. Bu alanda tamam. Çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Zira onların aldıkları kararların uygulanması açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Peki. Kapatmak durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz. Rusya'ya. Evet, Vyacheslav Kartukin. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, programı gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. İki ülke arasındaki internet hattından dolayı bir sıkıntı yaşamıştık, onu söyleyelim. Vyacheslav Kartukin'in elinde FETÖ'ye ilişkin çok önemli bilgiler ve belgeler var diyorsunuz siz. Yani bu konuda açıklama yapacaklar herhalde. Şöyle yapalım, yani çok çok acelerdi biliyorum en azından. Ama bunu açıklayamadı Kartukin. Önümüzdeki günlerde herhalde bu konuyu biraz konuşmak ve irdelemek gerekebilir. Türkiye'de deprem etkisi yaratacak bilgiler ve belgeler var. Biz de sizden rica edelim, o bilgi ve belgeleri Türk kamuoyuyla paylaşın. Pınar Hanım, zaten ilk bu örgütün Asya yapılanmasını ve özellikle Asya'dan parçalamaya başladığını dünyayı ben duyurmuştum. Asya raporunu veren benim, açıklayan benim. Dolayısıyla her türlü mücadelede hala ısrarla hiçbir geri adım atmadan ben devam ediyorum. Hı hı. Sizden için bekliyoruz o kesinlikle zaman. Kesinlikle mücadele devam edeceğiz. Peki. Yani Türkiye düşmanlarına fırsat vermeyeceğiz. Peki. Bunlarla. Çok teşekkür ediyorum Talat Çetin. Ayağınıza sağlık.